Ekranları karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektörün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bugün Giresun bölgesindeyiz. Yanında firma sahiplerim Arzu Hanım ve Murat Bey var. Öncelikle programa hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Murat Bey nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Burada neler yapıyoruz? Ürün gruplarımız nelerdir? Tabii ki bunlarla ilgili izleyicilerimizi bilgilendireceğiz. Daha öncesinde sizleri tanımak istiyoruz. Arzu Hanım kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu serüven nasıl başladı? Tekrar hoş geldiniz bu arada. Ben kendim milli sporcuyum. Bilardo branşında Türkiye şampiyonuyum. Aynı zamanda bu sektöre gelmem çok aslında biraz hikayeli oldu. Biliyorsunuz ki maalesef biz bir kıyamet günü geçirdik 6 Şubat'tan itibaren. Deprem zamanı süreci içerisinde yapmış olduğumuz çok büyük çalışmalar oldu. Şahsım adına, çevrem adına birçok işte devlet kurumları adı altında temsilen insanlara yardımcı olmaya çalıştık. Bu yardım içerisinde de şu anki ortağım olan Murat Çakmak, onunla birlikte bazı köylerde işte Adıyaman, Malatya, Maraş, Hatay olmak üzere bazı köylerde insanlara ev yaptık. Birlikte elimizdeki mevcut Murat Bey'in aynı zamanda tomruk işi üzerinden kereste satışı yapıyordu. Bununla birlikte aldığımız malzemelerle kendi çevresindeki ekip arkadaşlarıyla birlikte evler yaptık. Çok insanlara destek verdik. Bu da bizi manevi olarak da hem mutlu etti. O insanlarla ortak hüzünleri, ortak zamanlarda ortak olduk. Bu zaman diliminde yapmış olduğumuz işlerde Hatay bölgesinde çok büyük bir proje yaptık. Arzu Hanım, bizim projelerimiz nelerdir? Projelerimizi söyleyebilir miyiz? En çok ağırlık verdiğimiz, özellikle bizi mutlu eden projelerimizi öğrenmek istiyorum sizlerden. Ve tabii ki de bir hikayesi vardır. Elbette. Şöyle ki, biz deprem sahasında en büyük projemiz bizim 50 dükkanlık bir projeydi. Sonrasında biz bunu 46 dükkana indirildi. 46 dükkan, bir mescit, altyapı çalışması, elektrik çalışması, tüm yapı çalışmasıyla beraber teslimi sağladık. 44 gün içerisinde yaptık bunu. Ve böylelikle oradaki hani birçok yıkılan esnaf yerleri vardı. İnsanların biliyorsunuz ki hiçbir şekilde yoksulluk yok, yani birçok sıkıntılar yaşadılar. Evet. Biz de o konuda onlara çok destek olmaya çalıştık. Tabii ki devletimizin, milletimizin birçok insanların yardımıyla beraber, bürokrat kısmıyla birlikte valilikler adı altında yaptık. Bu çalışmaların akabinde bizi de büyüttü açıkçası. Ekibimiz büyüdü. Yaptığımız çalışmalarda kendimiz de geliştik, tecrübe ettik. Taleplerimiz arttı özellikle. Taleplerimiz arttı, aynen öyle. Yaptığımız çalışmalar, çünkü biliyorsunuz ki deprem sahasında çok insanlar geldi zaten, yaptığımız işleri gördü. Bizden kim olduğumuzu, ne iş yaptığımızı öğrenenler de bu sefer de ticari anlamda bize geri dönüşler çok fazla oldu. Biz de ortağım Murat'la birlikte bu konuda bulunmuş olduğumuz noktamız esasında tomruktan, yani orman işletmeden ihale üzerinden aldığımız tomruklar kereste haline giderken biz ekip halinde dağılmadan ciddi anlamda işte bungalov ev, ahşap evler, ahşap yapılar, dükkanlar, yani buna benzer lambiri üzerinden, yani aklınıza gelebilecek tüm yapı işi adı altında teklifler aldık, teklifler de verdik. Bununla birlikte büyümeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir röportajdı öncelikle. Son olarak şunu sormak istiyorum sizlere Arzu Hanım. Peki buradaki, şimdi biz burada birden fazla süreç yapıyoruz. Burada kullanmış olduğumuz makinalarımız nelerdir? Bu süreci, iş analizimizi sizlerden alabilir miyiz? Tabii ki. Bu konuda da ortağım Murat Bey. Ben çok konuştum, kendisi de devam etsin. Burada kullanmış olduğumuz makinalarımız mesela orman kesiminde kullandığımız motorlu testere kullanıyoruz. Evet. Sonra nakliyesini atölyeye yaptıktan sonra bıçkıdan, yan almadan, çoklu diliminden geçirip daha sonra işte kullanılacak bölgeye göre fırınlanıp veya fırınlanmadan direkt imalata geçiyoruz. Yani imalattan halka prensibiyle biraz da maddiyatı düşük olduğu için uygun teklifler verebiliyoruz ve sağlam iş çıkartabiliyoruz. Daha ne olsun diyebiliriz. Şimdi kaliteli bir iş yapıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalardaki geri dönüşlerimiz oldukça çok güzel ve başarılı. Biz bu imkanları sağladığımız gibi de en büyük özelliğimiz de her bütçeye uygun aslında burada işler yapabiliyoruz. Çünkü evet, müşteri memnuniyeti bizim için tamamen ön planda olmak zorunda ve bu şekilde ilerliyoruz. Evet, normalde mesela çoğu firmalar kesimi bir firma yapar, biçmeyi bir firma yapar, işte inşaatı bir firma yapar ve her firma buna kar payı koyduğu için evet, maddiyat yükselir. Ama biz kesimi, biçmeyi ve inşaatı kendimiz yaptığımız için tek firma, diğer iki firmanın karını yani müşteriye kalmış oluyor. Yani, biz de kazanmış, evet, müşteri de kazanmış oluyor.
Müşteri kendi isteğinde çok fazla sapaklara varmadan tek bir yol üzerinden isteğine ve ihtiyacına varabiliyor. Yani açıkçası öyle. Evet. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Sosyal medya hesaplarımız nelerdir? İzleyicilerimiz bizlere nasıl ulaşabilirler? Şöyle, bizim Instagram hesabımız Mahsap Official olarak var, mevcut. Oradan ulaşabilir. Dediğim gibi orada mevcut olan telefon numaralarımız da var. Bu şekilde bizlerle iletişim kurabilirler. Kesinlikle. Orada bütün irtibat numaralarımız, yapmış olduğumuz çalışmalarımız, kısa videolarımız falan yer almaktadır. Şunu söylemek istiyorum röportajımı bitirmeden önce. Yanında iki tane gerçekten yetenekli ve işini, yani adalet çizgisini düzgün bir çizgide ilerleyip kariyer basamaklarını kaliteli ve güvenli... Kameraya bakacağız. Tamamdır. O sırada ben öyle bir gidiyorum. Azıcık yaklaş. Evet. Kameraya bakıyoruz sadece. Programımızı sonlandırmadan önce şunları dile getirmek istiyorum. Evet, yapmış olduğumuz işler tabii ki kaliteli ve güvenilir bir şekilde müşterilerimize burada sunabiliyoruz. Ama bizim için önemli olan, özellikle Arzu Hanım'ın bahsettiği gibi, adalet çizgimizi bozmamamız. Evet, kesinlikle. Biz bunu başarabilmişiz. Yeni nesle de bunu söylemek istiyoruz. Genç girişimcilere ne söylemek istersiniz? Ben şunu söylemek istiyorum. Zaman tembelleri sevmez. Gerçekten böyle bir şey var. Hayatta her şeyi yaşayabiliriz gerçekten. Ben hayatımda gördüğüm en büyük dersim deprem zamanıydı. Evet. Çünkü çok insan çok şeylerini kaybetti. O yüzden ne bulunduğumuz koltukta sımsıkı sarılalım, ne bize takılan statüye tamamen tapalım. Hayat bize her şeyi getirebiliyor. O yüzden manevi anlamda, ciddi anlamda yükseldikçe maddi olarak yükselme gücünü kendimizde görebiliyoruz. Ben buna inanıyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.